İyi akşamlar, iyi akşamlar, merhabalar canlar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Her ne kadar kah son derste, kah Instagram üzerinden bayramlaşmış olsak da bir kez daha hepinizin bayramını canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Allah inşallah sizleri böyle koklaşıp öpüşebileceğiniz, sarmaş dolaş olabileceğiniz ve belki de burada bulunma nedeniniz hasebiyle en önemlilerinden birisi 657'ye tabi olduğunuz nice bayramlara sevdiklerinize beraber ulaşabilmenizi nasip eylesin diyorum değerli kardeşlerim. Bayram nasıl geçti diye sormayacağım. Herhalde evdeydik, değil mi? Telefonlaştık, aradık, sorduk, eyledik. Büyüklerimizin bayramlarını kutladık. Biraz da ders çalıştık herhalde. En azından bayram birinci günü es geçmenizi umuyorum ben. Es geçmişinizdir diye düşünüyorum. Çünkü yani bayramda ne olursa olsun eski bayramlar gibi olmasa da bir şekilde o bayramın yüzü suyu hürmetine gerektiği gibi davranmakta fayda var. Her şey her zaman, her daim yaşadığımız ortamda, yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız kültürde olması gerektiği gibi davranmakta, yaşamakta fayda var. Derse ders, bayramsa bayram, gezmeyse gezme, tozmaysa tozma, anlatabiliyor muyum? İkinci günle beraber artık yavaş yavaş başlamışsınızdır herhalde çalışmaya ve sanırım o nedenle bu akşam yine beraberiz. Biz de Selver, biz aynı site içerisindeyiz, kayınma. O yüzden zaten geciktim bugün. Yani son demlerde bir yine bahçeden de olsa bayram ziyareti yaptık. O yüzden bir yarım saat gecikmiş oldum ben. İyi yaptın Suklent hocam, vallahi iyi yaptın. Yani olması gereken odur ya, arayıp sormak. En azından bayram modunu yaşamayı hissetmeye çalışmak birinci gün için bence güzel bir tercih olmuş diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Doğal, KPSS şefim doğal, tempon düşmüş olması gayet doğal, bitti. Dün, bugün işte en azından bugün itibariyle kaldığımız yerden mücadeleye yola devam edeceğiz nasipse. Arada bir şey yazdınız, sordunuz ama ben görmedim konuşurken. Hangimi takip eden? Bir efendim Müslim soru bankasının çekilişi gözüme çarptı sanki. Soru bankasının çekilişini sormuşlar. Paylaştık sayfada arkadaşlar. Onu paylaştık. Bunun dışında oy be ya, bismillahirrahmanirrahim. İyiyim ben, teşekkür ederim. Lan bir hal hatır sorun, bilmem ne yapın. Çağ sorular gelip duruyor ya. Allah Allah. Deniz hocam saygılar, sevgiler. Bir dakika. Kırım'a sefer, cihat, gayrimüslimler üzerine yapılan her türlü sefer görevimiz KPSS cihattır kardeşim. Kırım'da bu dönemde Venedikler var, Cenevizler var, gayrimüslimler var. O yüzden evet cihat sayılabilir Kırım seferi. Kabotaj kanunu devletçilikle almayın. Çünkü kabotaj kanunu Sibel hocam limanları işletme hakkını Türk vatandaşlarına veriyor. Şey derse bak mesela soruya göre, kabotaj kanunu akabinde limanlar işletme genel müdürlüğü kuruldu. Genel müdürlük, devlet işletme amaçlı bir müessese kurmuş. Buna bir vurgu yapılırsa devlet bir müessese kurmuş olduğu için, ekonomik anlamda bir işletme müessesesi kurmuş olduğu için evet hay o zaman devletçilik dersin ama direkt kabotaj kanunu devletçilik diyemezsin kardeş, tamam mı? Peki o zaman şimdi bismillahirrahmanirrahim. Sosyal adalet. Oy. Arkadaşlar. Tamam eyvallah da şimdi bir dünya soru geldi adam. Siz bayramda yemeyip içmeyip ders çalıştınız galiba. Çıkan soru var. Öztürk inkılapçı diye kabul etti arkadaşlarım. İnkılapçı diye kabul etti. Yorumu kapattım müsaadenle. Yorumu kapattım. Olmadı DM'den de yazarsınız. DM'ye ben er ve geç genelde dönmeye çalışıyorum arkadaşlar bilginize. Bir şey söyleyip hemen mevzuya başlayacağım. Çünkü ders uzayacak biraz. Dış politikayı ben bugün bitirmek istiyorum. Yani bir saatten biraz uzayacak. Tamam mı canlar? Bitirelim. Yarın akşam
Güzel bir etkinlik yapacağız. Yarın ne? Çarşamba. Çarşamba. Perşembe akşamı Çağdaş'a başlayacağım. Yarın akşam ne yapacağız? Yarın akşam beraberiz yine. Benim çok yakın bir dostum var. Kocaeli'den takip eden öğrenci arkadaşlarım tanırlar kendisini. Yılların eğitim bilimleri hocası ve son 4-5 yıl içerisinde müthiş bir yatırım yaparak kendisine kişisel gelişimini, bu koçluk mevzusu var ya, yaşam koçu, NLP bilmem ne falan filan, bu konuda çok ciddi bir yol aldı. Bu konuda bir tartışma var. Rehberci, PD'ci kardeşler varsa lütfen kusura bakmasın. O polime girmek istemiyorum ben, tamam mı? Cuma Ceylan hocam Kocaeli'den çok yakın dostum, ahbabım. Onunla konuştuk geçen de işte Ramazan'da. Ya dedim Cuma Ceylan, yani bir 3 ay kaldı sınava. Bu koçlukla mı yaparsın bunu, NLP bilmem, anlamam ben o işlerden, tamam mı? Yılların hocasısın, eğitim bilimleri uzmanısın sen, bu bağlamda yıllar boyunca ders yaptın, gelişim, öğrenme, rehberlik. Gel dedim, yarın akşam, çarşamba akşamı beraber bir yayın yapalım burada. Sen benim kardeşlerime, yoldaşlarıma kalan 3 ay içerisinde işte zihinsel anlamda kendimizi yönlendirmekten tutun, motivasyonla, psikolojik anlamda bu süreci nasıl değerlendirebiliriz, nasıl daha dik durabiliriz, nasıl güçlü olabiliriz, bu konuda benim kardeşlerimle biraz muhabbet ettim. Sağ olsun kırmadı. Onun paylaşımını yapacağım ben dersten sonra veya yarın, yarın akşam böyle bir etkinlik yapacağız kardeşim. Cuma Ceylan hocamızla birlikte psikolojik anlamda sizleri bir anlamda 3 aylık süreçle ilgili bir yönlendirme, bir sohbet yapacak kardeşler. Bilemiyorum işinize yarar mı, ne dersiniz kardeş, uyar mı öyle bir şey? Ondan sonra Perşembe akşamında Çağdaş'la devam ederiz. Cuma Ceylan hocam CYC Koçluk adıyla Kocaeli'de faaliyetlerde bulunuyor. Yani iyi olacağını düşünüyorum ben. Bir bakalım makam, bir misafir edelim. Yılların hocası, yılların hocası zaten. Bu bağlamda teknik anlamda çok çok donanımlı. Bize değer katacağını ben düşünüyorum arkadaşlarım. Tamam mı? Peki. O zaman haydi Bismillah diyorum. Kapattım yorumu. Ne diyoruz? Bana bakmayın, ekrana bakın kardeş, ekrana bakın. Ne var ekranda? Atatürk dönemi dış politikası diyoruz. Buradan her dem bir soru var ve sorular çok öyle spesifik gelmemekte arkadaşlar. Bak onu söyleyeyim. Çok ve temel mevzular üzerinden soru kurgulanmakta bizi zorlamayacak olan bir bölüm. Şöyle bir saat bandında dolu dolu bir kulak verin. Belli başlı kavramları konuşalım, zihnimizi hatırlatalım ve inşallah bir soruyu cebimize koyalım bu dersin nihayetinde. Atatürk dönemi dış politikası dediğimiz zaman öncelikle Mustafa Kemal'in Atatürk'ün dış politika ile ilgili bazı temel bakış açısını bir anmak lazım, bazı ilkelerini anmak lazım. Zor şeyler değil galiba kardeş, görüyorsunuz. Barış, eşitlik, bağımsızlık, gerçekçilik ve güvenlik ayakları üzerine inşa edilen bir dış politikamız var. Gayet doğal. Mustafa Kemal'in o en bilinen meşhur sözlerinden birisi, yurtta barış, dünyada barış. Hem memleket için hem insanlık için biz dış politik problemlerde barışı tercih ediyoruz. Bunun yanında özellikle son 200 yıl boyunca bize hasta da mantığıyla bakan, bizi hor gören, hakir gören, işte üstün ırk nazariyeleriyle diğer halkları hakir gören Batı'nın o kibrine karşı evrensel hukukta olması gerekeni, eşitliği, ulusların eşitliğini esas alıyoruz. Büyük devlet, küçük devlet de bir ayrım bizim kabulümüz değil kardeşim. Tabii ki bir kurtuluş savaşı yapmış olan bir devletin, bir milletin dış politikada ulusal bağımsızlıktan asla ödün vermek istememesi gayet anlaşılır olsa gerek. Yine maalesef bu Enver Paşa ile beraber o Turan idealleri mi dersin, ne dersen de, Allah Ekber dağlarında Sarıkamış faciası yaşadığımız bir mazinin sonucunda Etimle, Budumle tabiri caizse boş hayaller peşinde koşmak yerine gerçekçi bir dış politika, bak dikkat edin buna.
İnsan çok şey ister, nefis gönül çok şey ister. Maziden feyz alarak büyük hülyaların peşinde koşar iken duvara toz sayıp elinde her şeyi kaybedebilirsin. Bu gerçekçilik zannımca günümüz için de dikkat edilmesi gereken bir ilkedir kardeşim. Çok fazla gaza gelmemek lazım tabiri caizse. Yine bir kurtuluş savaşı yapmış olan bir milletin, bir toplumun, bir devletin güvenliğini ön planına tutmuş olması, tutmak istemesi de gayet anlaşılır olsa gerek değerli kardeşler. Zor şeyler değil, değil mi? Zor şeyler değil. Bu kapsamda barış, eşitlik, bağımsızlık, gerçekçilik, güvenlik. Bakın bu beş kelimenin göze çarpmasını istirham edeceğim değerli kardeşler. Çıkan ÖSYM sorusu var. Zor şeyler değil, gözünüze çarpsın diyorum. Ve hemen şu şablona bakmanızı istirham ediyorum. Çıkan bir sınav sorusu var mesela burada. 1930'lu yıllara kadar hangi problemlerle uğraşmıştır diye bir lisans sorusu var Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak. Şablona iyi bakın. İdari tarihte de aynı şablonu kullandık değerli kardeşlerim. Çok net bir ayrım, böyle kaba taslak 20'ler ve 30'lar diye dış politik problemleri ikiye ayırabiliyorsunuz. 20'li yıllarda bakın görüyorsunuz daha ziyade biz Lozan'dan kalan problemlerle uğraşacağız. Belli başlı bir Musul olayımız var. Bir nüfus mübadelesi uygulanması yaşanan problemler var, yabancı okullar, dış borçlar, bakacağız şimdi bunlara. Bunlar bir şekilde Lozan'da çözülen, çözülmeye çalışan problemler ama uygulamada sorun çıkmış, yeni problemler yaşanmış, bunlar konuşacağız 20'li yıllarda. 30'lu yıllara baktığımız zaman ise kardeşler bakın 30'lu yıllar ben buna 2. Dünya Savaşı öncesi yaşanan belirsizlik dönemi diyorum. Ve burayı da iki başlık halinde ele almak lazım. Bir tarafta yaklaşan savaş nedeniyle barışın önem kazandığı bir süreç yaşayacağız. Barışın önem kazandığı bir süreç. Bu kapsamda dünya barışta katkı sunmak için milletler cemiyetine üye olacağım. Balkan Antantı'nı öncülük edeceğim. Sadabat Paktı'na bakacağım. Barışa katkı sağlamaya çalışacağım. Bir taraftan da savaşın yarattığı o belirsizlik ortamından istifade ederek daha önce aleyhime çözülmüş iki problemi lehime çözeceğim. Yani Montreux'le Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlara tam anlamıyla hakim olacağım ve Hatay'ın ana vatana katılmasını sağlayacağım kardeşim. Mantığı anlatabiliyor muyum bakın? Bir tarafta Lozan'dan kalan problemler 20'li yıllar ağırlıklı, 30'lu yıllar ise savaşın, 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı belirsizlik. Bu ortamda barışa katkı sunmak isteyeceğim, barışa değer katmak isteyeceğim. Bir taraftan da fırsatçılık yapacağım kardeşim. Peki bunları yaparken temelde bizim Dışişleri Bakanımız kim? Bu konuda çıkan bir sınav sorusu vardı. Çıkmış sınav sorusu Tevfik Rüştü Aras. Tek tek olay ezberlemeye kalkmayın. Hele şu anlaşmayı kim imzaladı? Bu anlaşmayı kim imzaladı? Bunlara çok bulaşmayın bakın. Belli başlı işte Mudanya Ateşkesi değil mi? Efendim işte Mondros Ateşkesi, Lozan, bunlar başım gözüm üzerine. Ama yok Balkan Antantı'nı kim imzaladı? Sadabat Paktı'nı kim imzaladı? Sakın bunlara uğraşmayın. Bunlar ÖABT hitap eder diyorum ben. GK bakımından tarih aralığına dikkat et. Bak 25-38 bandında bir anlamda Mustafa Kemal'in Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Cumhuriyet döneminde 25-38 bandında Dışişleri Bakanlığı yapan isim Tevfik Rüştü Aras çıkmış sınav sorusuydu değerli kardeşler. Evet şimdi bu tanışmanın akabinde şu gelişmelere bakalım hep birlikte. Evet. Lozan'dan kalan sorunlar dediğimiz zaman çok soru geldi ÖSYM sınavlarında kardeş. En can sıkıcı mevzu Musul olayı. Musul sorunu. Evet.
İngiltere ile aramızda yaşanan bir problem biliyorsunuz. Bu konuda Lozan'ın amir hükmünü hatırlatalım sizlere bakın. Lozan Antlaşması'nda hatırlıyorsunuz Musul olayını biz çözememiştik. Hemen her konuda anlaşmış, imza aşamasına gelmiş ama Lozan'da Musul'la ilgili bir çözüm söz konusu olmamıştı. O yüzden biz ne yapmıştık İngiltere ile? Bir yol haritası üzerinde uzlaştık Lozan'da ve Lozan dedi ki kardeş İngiltere ve Türkiye Irak sınırını, Musul olayını Lozan onaylandıktan sonra 9 ay içerisinde kendi arasında çözsün. Çözemez ise bu sorun milletler cemiyetine havale edilsin. Şimdi bir de yol haritası var Lozan'da. Bu yol haritasının gereği yapılacak ve 1924 arkadaşlarım İstanbul'da Haliç Konferansı. Haliç Konferansı toplanacak. Haliç Konferansı. Bu konferansta bizi Ali Fethi Bey, Ali Fethi Okyar var ya, Ali Fethi Bey temsil edecek değerli kardeşler. Ali Fethi Okyar bizi temsil ediyor. Ali Fethi Bey de bu bağlamda çıkmış sınav sorusu. Haliç Konferansı da çıkmış sınav sorusu. Sorular tekrarlanabiliyor. O yüzden hatırlanmasını istirham ettim. Haliç Konferansı'nda ben Musul olayının referandumla bölge halkına sorarak çözülmesini talep edeceğim. Hatta bu sadece bakın Haliç'te değil, bu Lozan'da da Musul konusunda Türkiye'nin temel tezi referandumdur. Bu hem milli iradeye uygun hem Wilson ilkelerine uygun öyle değil mi? Ben bölge halkında Türk nüfusun çoğunlukta olduğunu biliyorum. O yüzden soralım bölge halkına bize mi katılmak istiyorlar? Irak'la mı yaşamak istiyorlar? Çok basit, çok temel bir çözüm yolu ama İngiltere sonucun aleyhinde olacağını bildiği için kesinlikle demokrasi diyen, bize demokrasi satmaya çalışan o İngiltere bizim bu önerimize yanaşmayacak. Ve Haliç Konferansı'nda bu konuyla ilgili herhangi bir sonuç çıkmayacak. Dolayısıyla Lozan'ın amir hükmü çerçevesinde konu nereye gidecek? Milletler cemiyetine götürülecek arkadaşlar. Milletler cemiyetine bu dönemde Türkiye üye değil. Türkiye biraz sonra konuşacağız. Üye değil milletler cemiyetine ve milletler cemiyeti maalesef İngiltere'nin güdümünde. O yüzden bu milletler cemiyeti bugünkü sınırımız aşağı yukarı Brüksel hattı denilen geçici bir sınır çizecek. Ve bu sınırla Musul'un Irak'a ait olması gerektiği tezini ortaya koyacak milletler cemiyeti. Yani İngiltere'yi bu kapsamda destekleyecek. Hemen arkasından bu geçici sınırdan hemen sonra da milletler cemiyeti Musul'u İngiltere'ye bırakan bir karar alacak. Türkiye hayır olamaz, zinhar kabul edilemez dese de klasik emperyal oyunlar devreye girer. Hatırlayınız, klasik emperyal oyunlar devreye girer gençler. Hatırlayınız, bir Nasturi isyandan bahsetti. Kakkari bölgesinde çıkan bir isyan. Hemen arkasından Şeyh Said'den bahsettik ve bunlar belli başlı olan isyanlardı gençler. Bunlar gibi 10 civarında isyan var Güneydoğu Anadolu'da. Musul'la Türkiye arasında bir tampon bölge oluşturmak ve Musul'u bizden kopartmak amacıyla İngilizlerin çıkarttığı, kışkırttığı isyanlar. Hani hep deriz ya, içeride birbirini yiyenler dışarıda kaybetmeye mahkumdur. İngiltere buna oynuyor. İngiltere buna oynuyor. Ben ne yapacağım? Ben de bir hamle yapacağım. Kulak dolgunluğu olsun. Kulak dolgunluğu olsun. 1925'te yani bu problemin kızıştığı bir ortamda Türkiye Sovyetler Birliği ile bir dostluk antlaşması yapar. 1925 yılında. Yani bu bir mesajdır İngiltere. Akıllı ol, ben denge politikası uyguluyorum. Sovyetlerle ben kankayım mesajı vermeye çalışacağım. Bu ilginç olabilir bu anlaşmanın gençler
Musul olayıyla ilgili olduğunu, Musul döneminde olduğunu hatırlayın. İngiltere bir mesaj mahiyetinde olduğunu hatırlamanızı öneririm. Lakin ne olursa olsun taşıma suyla değirmen dönmez. İçeride birbirimizi yediğimiz bu ortamda Türkiye'nin gardı düşecek ve maalesef Musul olayında geri adım atmak zorunda kalacağım. Arkasından emin olamayan bir Türkiye, Musul için, içeride sosyal ekonomik anlamda büyük problemler yaşayan Türkiye, Musul için, onlarca yıldır arka arka büyük savaşlar yapmış, Trablus, Kaplan, Balkanlar, Dünya Savaşları, Kurtuluş Savaşı, bu savaşların yıkımını dibine kadar hissetmiş olan Türkiye, Musul için İngiltere ile savaşı göze alamayacak arkadaşlarım. Ve 5 Haziran 1926'da Ankara Antlaşması'yla bu sorun çözülecek. 5 Haziran 1926'da Ankara Antlaşması'yla bu sorun çözülecek değerli kardeşlerim. Evet, çözülecek. Aleyhimize de olsa çözüldü mü? Çözüldü. Nasıl çözüldü? Hakkari Türkiye'de kalmak kaydıyla mevcut sınırımız çiziliyor. Hakkari, hatırlayın Güneydoğu haritasını, böyle biraz paralel giden bir, ekvatora paralel giden bir sınır var, Suriye sınırı. Hakkari de biraz aşağı doğru inmekte. Dağlık bir bölge Hakkari. Hakkari'den de hak talep ediyorlardı. Hakkari bize bırakıldı. Musul ve Kerçük ise İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakılan Ankara Antlaşması'yla. Evet, yani ıkınacak, sıkınacak bir şey yok arkadaşım. Yapacak bir şey yok bu ortamda. Misak-ı Milli'den verilen bir diğer taviz olacak. Batum gibi, Ankara gibi, Boğazlar gibi, Musul'da 1926 Ankara Antlaşması'yla maalesef elden çıkmış olacak. Bunun karşılığında Türkiye bakın ne diyor? Musul petrolünden 25 yıl süreyle %10 oranında pay alacak diyorum. Ve yorumu açıyorum. Türkiye bu payı aldı mı biliyor musunuz? 25 yıl süreyle %10 pay alacak Türkiye. Aldık mı bu parayı? Allah Aslı Can, işte 9'luk yaşa başladı kardeş. Merhaba, hoş geldiniz. Peşim. Peşim para aldı. Toplu para aldı. Alamadı. Aldı galiba. Büşra, o ne ya? Kandırmışlar bizi. Bak şimdi. 500 bin rakamım geldi. Güldes hocam hoş geldiniz. Peki, kesin vermemişlerdi. Çok ön yargılısınız ya. Sorun şu ki Mustafa Kemal döneminden bahsediyoruz. Vay, hesap ders. Kutluyorum. 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 Peki, kapatıyorum. Kapatıyorum. Tabii ki görevimiz KPSS'e. Aynen öyle. Şimdi canlar, bu konu parantez açıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında bile uzun yıllar bu yazılı çizildi. Bizim TAK ekibi, Engin Hacıoğlu, Coşkun Çebitürk abi, İbrahim Beytar, Malik Zengi ve acizane ben 3-4 yıl önce bu konuda abi ağırlıklı çalışma yaptık. Paylaşımlar yaptık. Ankara'ya falan da talim, terbiye, kitap yazım komisyonlarına falan gerçekten başvurduk da biraz etkimizde olduğu bağlamda o hatalı bilgi de Milli Eğitim Bakanlığı kitabından çıkartıldı. Muhtemelen sizler şunu duydunuz. Türkiye bu %10'luk payı, 25 yıl boyunca alacağı %10'luk payı 500 bin sterlin karşılığında, peşin para karşılığında vazgeçti. O yüzden bu payda yalan oldu tarzı bir bilgi, bir söylence vardı. Bu nereden çıktı, nasıl çıktı bilemiyoruz. Maalesef bir art niyeti olduğunu düşünüyorum ben burada. Para karşılığında Musul sattı Mustafa Kemal Türkiye'si. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey konu söyleyeyim bir kere, tamam mı? Türkiye
%10 pay karşılığında 25 yıl boyunca peyderpey Irak hükümetinden, mandat altındaki Irak hükümetinden yaklaşık 3,5 milyon sterlin para aldı. Payını aldı. Bir tek o pay İkinci Dünya Savaşı döneminde kesintiye uğradı. Oradan Türkiye'nin bir alacak hakkı doğdu. Alacak hakkı doğdu. Ve uzun yıllar, az önce bir kardeş yazmış, Turgut Özal zamanı 1986'ya kadar Türkiye bütçelerinde Irak Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin alacağı diye bütçe kaleminde yer aldı bu. 86'da bu Kerkük yumurtalık petrol boru hattı var ya, o petrol boru hattının inşaatının maliyetini önemli ölçüde Irak hükümeti üstlenince Türkiye'de bir jest olarak bu alacak hakkından vazgeçmiş oldu 86'da. Anlatabiliyor muyum? 80'li yıllara kadar Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı döneminde kısa bir dönemle ilgili alacak hakkı bütçe dahi gösterildi. O yüzden bu ortamda çıkıp da 500 bin sterlin karşılığında Türkiye alacağından o dönem vazgeçti diye bir bilgi, bir söylem hataldır. Hala bunu inatla söyleyenler var ise niyetleri halis değildir. Bak bu konuda sayfama bakın, hatta paylaşım daha yapayım ben. İyi hatırlattık bu mevzuyu. Geçmiş dönemde paylaşımlar var, belgelerle paylaşımları var. 2003-2004 yılında mesela bu konu TBMM gündemine geliyor. O dönem Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül bu minvalde mecliste resmi bir açıklama yapıyor milletvekillerine. O yüzden bu bir efsaneydi. 500 bin sterlin hikayesi efsaneydi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Güncel 2019 MEB kitapları da o 500 bin sterlin bilgisini sildi. Tamam mı canlar? Hala 500 bin muhabbet yapanlar var ise altını çiziyorum, niyet halis değildir kardeşim. Tamam mı canlar? Yani bakın tarih ne demekmiş? Tarih ne demekmiş? Sadece KPSS demek değilmiş kardeşim. Anladınız? Umarım izah edebildim mevzuyu kardeşler. Tamam mı canlar? Durum bu. Maalesef Yasin, ya neler var bu şekilde, yani Osmanlı ile ilgili, Cumhuriyet ile ilgili böyle sırası geldikçe, yani laf açıldıkça aklımıza gelip konuşuruz sizlerle. Çok fazla bu tarz bilgi kirliliği var maalesef ki, tamam mı canlar? Bilgin de var. Bu, çok netim bu konuda, yani ben tartışmam bile, yani bu konuda bir tarih hocası bilmem kim vesaire aksini iddia ediyorsa verin adımı kardeşim, ben buradayım. Ben hodri meydan, Allah Allah, yok abicim, yok böyle bir şey yani. Yok böyle bir şey, anlatabiliyor muyum? O yüzden bilginize, bir dönem konuşulan bir efsaneden ibaretti bu kardeşim. Haydi o zaman bu genel kültürde düzelttikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet canlar, canlar. Ha öyle veya böyle Musul gitti mi? Gitti. Musul gitti mi? Gitti. Yani burada tabii ki adam yüreği sızlar ama lütfen arka planı görmezden gelmeyin. Yani bir elimiz yağda bir elimiz balda değil. Trablusgarplar, Balkanlar, Osmanlı bitmiş hali, Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Bu konjonktürde etimiz ne, budumuz ne tabiri caizse kardeşim. O yüzden maalesef Musul nahoş bir şekilde şimdi de silmese de evet gitti mi? Gitti kardeş. Peki, peki. Musul olayının çözülmüş olması ne getirecek bakın. Öyle veya böyle Musul olayı çözüldü mü? Çözüldü. Çözüldü mü? Çözüldü. Bu da Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin gayet doğal zamanla yumuşamasına neden olacak. Ve İngiltere'nin etkin olduğu milletler cemiyetine bu kapsamda üye olmamız kolaylaşacak. Ve bu milletler cemiyetinin desteği ve İngiltere'nin desteği de mesela özellikle Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar üzerinde tam anlamıyla hakimiyet sağlayacağız. Yani farkında mısın? Bakın Musul olayının öyle veya böyle aleyhimizde çözülmüş olması, aleyhimizde çözülmüş olması, Boğazların, Montrö'nün lehimize çözülmesini kolaylaştıracak bir anlamda. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir olumlu katkısı da olmuş olacak. Olumsuz bir tablon. Hani deriz ya, bizim için şer gözüken de hayır olabilir. Belki buna bağlamak mümkün olabilir. Musul olayının çözümü, evet, Montrö'de lehimize bir tablo çıkmasını
kolaylaştıracak diyorum. Musla dikkat farkındaysan farklı boyutlarıyla Musul her daim sorularda kurgulanabiliyor. Bir başka mevzu. Lozan'da çözdüğümüz bir mevzu aslında. Nasıl çözmüştük? Ne diyordu Lozan? Yabancı okullar Türk kanunlarına tabi olacak. Tamam. Hakkı aldım buradan. Silahı elime aldım ben burada. O silaha mermiyi nerede koydum özellikle? Tevhidi tedrisat ile. Özellikle tevhid tedrisat ile. Yanında teknik anlamda marif teşkilatı hakkındaki kanunla yapılan düzenlemeler sayesinde yabancı okulları ben denetim altına almak isteyeceğim. Nasıl denetim altına almak isteyeceğim? Diyeceğim ki bu okullarda kardeşim okul müdürü Türk olacak. Kültür dersleri Türkçe ve Türk öğretmenlerce okutulacak. İşte okullarda Türk bayrağı yer alacak, yabancı bayraklar, armalar yer almayacak. İşte haç, istavros olmayacak bu okullarda. Hocalar papaz kıyafete derse girmeyecek gibi teknik düzenlemelerle ben bu okulları denetim altına almak isteyeceğim. Anam kıyamet kopacak. Ne oluyorsa Fransa'ya? Ne oluyorsa Fransa'ya? Şerefsizler. Fransa ve İtalya özellikle bizim bu hamlemize büyük tepki gösterecekler. Şimdi niye Fransa dediğimiz zaman muhtemelen bunu çıkartırsınız. Ta kapitülasyonlardan beri Osmanlı üzerinde en etkili olan ve bu sayede oldukça fazla sayıda okul olan devlet Fransa. Bunu anlarım. Peki İtalya ne ayak hocam? İtalya nereden çıktı? İtalya özellikle Vatikan nedeniyle ses çıkartacak. Çünkü bu okullar birer truvatıydı. Bu okullar Hristiyanlık misyonerliği yapılan okullardı. O yüzden Vatikan'ın baskısıyla İtalya'da bizim bu hamlemize tepki gösterecek. Uluslararası bir konferans önerecekler. Ya Türkiye tamam. Sen bu hakkı aldın Lozan'la, aldın bu hakkı ama yani kardeşim sen de vur deyince öldürdün, abarttın. Gel bu sorunu uluslararası bir konferansa yeniden gündeme alın diyecekler. Ben de hadi lan diyeceğim. Hadi lan diyeceğim. Ben bu yetki aldım zaten kardeşim Lozan'la. Bu benim o nedenle bir iç sorunumdur. İç problemimdir. Bunun uluslararası arenada konuşulacak, görüşecek bir durumu yok. Bu dik duruş, bu asil duruş karşısında ne olacak biliyor musun? O okullar bağıra bağıra kapatılacak. 8-10 tane okul kurallarıma uyacak, eğitime devam edecek. Diğer okullarda polis zoruyla kapatılacak 25-26'lı yıllarda. O yüzden bu bağımsızlıkçı tavır çok önemli. Bu benim iç sorunumdur. İç sorunumdur. Bu bağımsızlıkçı tavır çok önemli. Lozan'dan sonra Türkiye'nin kazandığı ilk dış politik başarı diye kabul ediliyor yabancı okullar meselesi değerli kardeşlerim. Bu önemli bir kazanımdır. O yüzden sever bunu ÖSYM'e bağımsızlıkçı, milliyetçi bir tavırla, politikayla biz bu yabancı okullar belasından o dönem için kurtulduk. Sonra yaşananlar, bunların yeniden peydahlanması falan filan o da Mustafa Kemal dönemini tabii ki ilişkilendirmiyor, bağlamıyor. O yüzden bu kıyaslamaları ben yapmanızı öneririm. Mustafa Kemal döneminde neler yapıldı? Arkasından gelen bizler bu yoldan nasıl saptık? Neler yapıyoruz? Aynı hataları Osmanlı'nın bir dönem yaşadığı benzer hataları yeniden tekrarlıyor muyuz? Tekrarlamıyor muyuz? Bilmiyorum. Bu yorum yapmayı da ben sizlere bırakıyorum değerli kardeşler. Bir diğer hususumuz yine Lozan'da konuşulan bir husus nüfus mübadelesi. Neydi mübadele? What is this mübadele dediğimiz zaman ne cevap vereceksiniz? Nüfus takası. Takas diyelim buna. Değiş tokuş. Nüfus takası bak ne kadar güzel yazdım bak görüyor musun? Nüfus mübadelesi. Ta bunun kökeni Balkan Harbi'ne kadar dayanmakta aslında gençler.
Balkan Harbi'nde de o hani Londra Anlaşması falan vardı ya, daha sonra Bükreş bilmem ne, o dönemde bile Osmanlı ve Yunanistan arasında bir mübadele gündeme geliyor. Ama yapılamadı o günkü şartlarda. Lozan'da bu konuda taraflar uyuşuyor. Türkiye'deki Rumlar şut ve gol Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de şut ve gol Anadolu'ya. Böyle bir takas. Böyle bir takas. Karşılıklı iki ülke bir azınlık takası yapacak. Ama bak görüyorsunuz birkaç istisna var. İşte bu Konstantinopolis mevzusu değil mi Yunanlar, Rumlar için? İstanbul'da o tarihsel önemlerinden dolayı Rum tarihinde ve Yunan tarihinde İstanbul'da ve adalarda Gökçeada ve Bolca'daki Rumlar kalacak. Bunlar gitmiyor. Kalacak. Buna karşı bir denge oluşturması hasabiyle biz de Batı Trakya Türkleri kalacak dedik kardeşim. Bunlar istisna. Bunlar mübadele kapsamı dışında tutuluyorlar. Mesela Batı Trakya dediğimiz zaman birkaç il saymıştık hatırlarsanız sizlerle. Balkan Harbi'nde İskeç'e mesela değil mi? Gümülcine mesela değil mi? Dede Ağaç mesela, bu şekilde de verilebilir. Bunlar Batı Trakya vilayetleridir. Burada yaşayan Türkler kalacak. Tamam mı canlar? Bu istisna açık bir sınav sorusudur. Bu çerçevede bir anlaşma yapılıyor. Ben sana bir rakam vereyim mi bak? Rumlardan yaklaşık 1 milyondan fazla Rum Yunanistan'a gönderilecek. Yunanistan'dan da 500 bin civarında Türk Anadolu'ya gelecek. 1927'de Türkiye'nin nüfusu 13 milyon canlar. Şimdi bu rakamla bir oran kıyaslaması yaptığınız zaman çok büyük rakamlardır bunlar. Çok büyük rakamlardır. İki ülkede bu takas sayesinde ilerleyen dönemde karşılaşabileceği bir azınlık problemini kökten çözmek isteyecek. Şunu da söyleyeyim yalnız, burada biz her ne kadar Rum desek, Türk desek de Lozan'da geçen tabir Ortodoks ve Müslümandır. Hani bu Osmanlı Devleti'nde bir millet sistemi vardı ya gençler. Millet sistemi. Oradan gelen bir alışkanlıkla bu azınlık din merkezi ele alınmıştır. Yunanistan'da Türklerden başka Müslüman olmadığı için hep Türkler geldi. Ama çok ilginç bak, genel kültür. Hatta denemede bir tane soru yazdığımı hatırlıyorum ben bu konuyla ilgili. Ortodokslar içerisinde Karaman bölgesinde yaşayan, hiç duydunuz mu bilmiyorum, Ortodoks Türkler var. Bunlar da mübadeleyle Yunanistan'a gönderildi, biliyor musunuz? Ayrım din merkezi olduğu için çok az da olsa bazı Ortodoks Türkler de mübadele kapsamında Yunanistan'a gönderecek. Çünkü Lozan bunu din merkezi ele alıyor. Şimdi olay bu. Peki bu olay nerede problem yaşattı bize? Bu problem Etabli diye anılmakta gençler. İstanbul'da bu mübadele kapsamında daha fazla Rum bırakabilmek için Yunanlar bir problem yaşatacak. Şöyle bir problem, etabli yerleşik demektir. Yerleşik demektir. Bu Mondros Mütarekesi sonrası o kaotik günlerde Yunanlılar İstanbul'un nüfusunu değiştirmek için İstanbullu olmayan Rumları ta Rusya'dan bile, Karadeniz'den ve Yunanistan'dan İstanbul'a getirmişlerdi. Nüfusu kendi lehlerine değiştirmek istiyorlar. Ben diyeceğim ki kardeş, bunlar İstanbullu değil. Defolsun gitsinler. Bunlar yerleşik değil, etabli değil. Yunanlar hayır, onlar yerleşti artık. Onlar da etabli diye iddia edecek ve burada kıyamet kopacak. İstanbul'daki Rumlar yerleşik mi?
değil mi? Buradan bir kıyamet kopacak. Hatta sorun bir ara millet tercümeyete gidecek. Millet tercümeyeti problem çözemeyecek. İki ülkenin kendi haline bırakacak. 26'da bir anlaşma gündeme gelecek. O da çözmeyecek. Hatta efendime söyleyeyim Yunanistan Batı Trakya Türklerinin malına mülküne el koyacak, res çekecek bana. Ben de İstanbul'daki Rumların malına mülküne el koyacağım, savaş tantanı falan çalacak. Bayağı bir ortam gerginleşecek. İşte ortamda Yunan Başbakanı Venizelos İstanbul'a gelecek. Bizzat Yunan Başbakanı Venizelos'la Mustafa Kemal arasında yapılan görüşmeden nihayetinde 1930'da bir ahali antlaşması yapılacak. Bu anlaşmayla yerleşme tarihlerine ve doğumlarına bakılmaksızın İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türkleri yerleşik kabul edilecek ve mübadele kapsamı dışında tutulacaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Lozan'da varılan o mutabakata göre İstanbul'da daha çok Rum kalacak, Batı Trakya'da da öngörülenden daha çok Türk kalacak. Böyle bir dengeyle, böyle bir uzlaşıyla etabli problemi ve nüfus mübadelesi 1930'da çözülecek değerli kardeşlerim. Bu sorunun çözülmesi, evet. Öyle veya böyle Yunanistan'la Türkiye arasındaki bu problemin çözülmesi o meşhur Kıbrıs meselesine kadar Türk-Yunan dostluğuna vesile olacak değerli kardeşlerim. Hani deriz ya, devletler için esas olan çıkardır. Daimi düşmanlık, daimi dostluk olmaz, olmaz. Dün Anadolu işgale yeltenen o Yunan'ı denize döken Türkiye ile Yunanistan evet dostluk kuracak. Çünkü bir İkinci Dünya Savaşı tehlikesi var. O savaş öncesi, o tehdit öncesi Balkan Antantı'na ihtiyaç duyacağız bizler. İki devlet de birbirinden emin olmak isteyecek. Kardeşim hiçbir şey nedensiz değildir. O yüzden bu problemin çözümü aklınızda bulunsun. Balkan Antantı'nın önünü açacaktır kardeşim. Hakeza bu süreçte ilginç bir nokta Yunan Başbakanı Venizelos Atatürk'ü bu barışçıl tavrından dolayı Nobel'e aday gösterecek. Ama şerefsizler bize bunu layık görmeyecekler kardeş. İlginç olabilir. Venizelos'un Atatürk'ü Nobel'e aday göstermiş olması kulak dolgunluğu olsun diyeceğim. Ama çok daha önemlisi Balkan Antant'ın anahtarıdır bu olay. Bu olayın çözümü Balkan Antantı'nın açılışına, imzalanmasına, yapılmasına ortam hazırlayacak. Bunu daha çok hatırlat derim ben sana değerli kardeşler. Tamam mı canlar? Onun dışında şu istisnalar her dem Lozan'la bağlantılı da hatırlanmalı diye tavsiye ettim değerli kardeşlerim. Evet, şimdi bir diğer husus Lozan'da bir şekilde yine çözülmüştü. Ama uygulamada yine karşına çıkan bir problem var. Osmanlı Devleti'nin borçları. Osmanlı Devleti'nin borçları ne olacak? Ne olacaktı? Lozan ne diyordu? Bu borçlar Osmanlı Devleti'nden kopan, Osmanlı'dan ayrılan devletler arasında paylaştırılacak. Eyvallah. Ama hangi borçlar? Hangi borçların hangi kısmı kime? Bu borçlar hangi parayla ödenecek? Fransa frangı mı, lira mı, ne hassa? Bu tarz teknik konularda taraflar arasındaki görüşmelere bırakılacak. İşte bu görüşmeler çerçevesinde gençler 1928'e kadar devletler arasında duyunu umumiye önderliğinde müzakereler yapılıyor ve teknik konularda 28 anlaşmasıyla işte ödeme şekli, miktar, süre bilmem ne bunlar nihayet erdiriliyor. Tamam mı? Tamam. 28'de bu işi çözdük mü? Çözdük zannederken 29'da dünya ekonomik krizi patlıyor.
Dünya ekonomik krizi patlıyor. Dünya yıkılıyor abi ekonomik anlamda. Konuşacağız Çağdaş'ta bunu. Muhtemelen biliyorsunuz tarihin gördüğü en ağır ekonomik krizlerden birisi. Bu kriz patlayınca kardeşim Amerikan Başkanı Hoover. Amerikan Başkanı Hoover bir bildiri açıklayacak. Hoover moratorium de geçer. Moratorium iflasla borçları ötelemek dediği bir kavram, finansal bir kavram. Hoover moratorium de geçer. Diyecek ki Amerikan Başkanı Hoover, kardeş ey alacaklı devletler bak dünya krizi yaşanıyor. Dünya pert, o yüzden alacaklı devletler bir fedakarlık yapsınlar. Alacaklarının bir kısmından vazgeçsinler. İşte yeni faiz belirlesinler. Taksit sayısını arttırsınlar. Borçlulara güzellik yapsınlar. Diyecek hemen Türkiye, ben de isterim, ben de isterim, ben de bu moratoriumdan yararlanmak isterim diyecek Türkiye ve borcunu ödemeyecek. 28'de yaptığımız o anlaşma gereği borcumu ödeyebilirim ben ama ödemeyeceğim. Pislik yapacağım. Lan işte anla. Ben de pislik yapacağım. Pislik yapacağım. Ben de hover moratoriumuna yararlanmak istiyorum diyeceğim. Yararlanırsın, yararlanamazsın, ödemelisin, ödememelisin. Yeniden pazarlıklar, görüşmeler 1933 tarihine takılmayın tarihe. Yeni bir anlaşmayla gençler, yeni bir anlaşmayla bir faiz indirimi kopartacağım. Bir faiz indirimi kopartacağım ve yeni bir taksitlendirmeyle Osmanlı Devleti'nin bu borçlarını biz 1952-53'e kadar ödeyeceğiz kardeşim. Yani böyle bir mevzu var. Burada çakallık yapacağım ben. Beni çok ilgilendirmeyen dünya ekonomik krizinden istifade edip, hover moratoriumundan istifade edip bir faiz indirimi kopartacağız değerli kardeşler. Ve bu sayede Osmanlı Devleti'nin borçlar meselesinde çözmüş olacağız. Burada da ağırlıklı Fransa bize sorun çıkartacak. Çünkü Fransa benim en çok borcumun olduğu devlet değerli kardeşler. İşte bakın canlar. Bu ilk bölüm 20'li yıllar farkındaysan Lozan merkezli problemlerdi. Bir şekilde Lozan'da Musul çözülememiş, diğerli çözülmüştü. Ama uygulamada problemler çıkmış, o problemleri de zikrettiğimiz şekilde çözmüş ve nihayete erdirmiş olduk kardeş. Şimdi 30'lu yıllara bakacağız kardeşim. 30'lu yıllara bakacağız. 30'lu yıllar İkinci Dünya Savaşı öncesi yaşanan belirsizlik dönemi. Bu belirsizlik ortamında ben ne yapacaktım önce? Barışa katkı sağlamak isteyeceğim. Barışa katkı sağlamak isteyeceğim. Konuşacağız bunları şimdi. Bir taraftan da bu belirsizlikten yararlanıp fırsatçılık yapacağım. Fırsatçılık yapacağım. Fırsatçılık yapacağım. Montreux'u ve Hatay'ı halledeceğim kardeşim. Bu konuda yani ideal tarihten yol alanlar, bakın burada çok güzel bir şekilde iki sayfada ben bu süreci izah ettim kardeşim. Ya bu kitap üzerinden konuşsak böyle çok daha güzel olacak belki, herkesin önünde kitap olsa. Ama işte ne diyeyim, o yüzden biraz slide üzerinden gidiyoruz. Bu şekilde harita ve şematik bir şekilde ben, eğer ki başka kaynak kullanıyorsan gayet doğal, saygı duyarım. Şematize edin bakın. Şematize edin. Şematize etmek, o bütünü görmek size çok değer katacak. O bütün üzerinden tek tek başlıklar halinde özele ineceksin kardeşim. Bu kitabım kitaplaşmadan önceki haliyle, yani slide'la ben yine devam edeyim diyorum. Ama mantığa dikkat edin yani. Şematize edin arkadaşlarım, yani düz kitaptan okuyup geçmeyin, not falan tutarsınız ya, bunu böyle bir sayfaya kendi kaleminden şematize et, en can alıcı olan mevzuyu not al orada, onun üzerinden kendi alın terinle, kendi emeğinle yaptır, o şema üzerinden yol alman sana çok daha fazla değer katacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buyurun. Bu barışçıl süreçte atılan ilk adım ne olacak? 1932'de Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması. Bu cemiyet, hatırlıyorsunuz değil mi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti
1920'de Cenevre merkezi kurulmuştu. Fikir babası kimdi bunun? Başkan Wilson değil mi? Başkan Wilson fikir babasıydı bu cemiyetin. Ama bu cemiyet Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kurulduğu için Türkiye bu cemiyete bir müddet uzak duracak. Ki bir de o Musul olayı vardı ya, Musul olayı. O Musul olayında da bu cemiyet İngiltere'yi desteklediği için ben mesafeliyim. Mesafeliyim. Ama 30 yıllara geldiğimizde yaklaşan bir İkinci Dünya Savaşı var. İşte bu ortamda barış ön plana çıkacak ve Türkiye bu cemiyete üye olmalı mı, olacak mı? Bu tartışmalar gündeme geliyor. İşte tam o günlerde çok ilginçtir bakın. Bu Milletler Cemiyeti'ne üye olmanın yolu. Üye olmanın yolu gençler, Milletler Cemiyeti'nin anayasasına göre başvurudur. Yani bir devlet talep eder, Milletler Cemiyeti değerlendirir, uygun görürse kabul eder. Mustafa Kemal Ankara'da bir ecnebi gazeteci mülakat veriyor. Gazeteci Mustafa Kemal'e soruyor. Ekselanslarım, sizin liderliğinizde barışa katkı sunmak için çabalayan Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne üye olmayı düşünüyor mu? Gazeteci bana bunu soruyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e, Ekselansları, sizin liderliğinizde Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne üye olmayı düşünüyor mu? Mustafa Kemal böyle gayet artist bir şekilde dönüyor. Ah, eğer ki ah Milletler Cemiyeti bize bir davette bulunursa, yetkili kurullarımızla biz bu daveti görüşür, değerlendirir, şartlarımızı ortaya koyarız. Cemiyet bunu kabul ederse neden olmasın baba bu artist, artist. Ben gelmem, ben başvurmam. Siz beni davet ederseniz bahar değerlendiririz. Bakın kendini ağırdan satan bir Türkiye, İkinci Dünya Savaşı öncesi jeopolitik konumun öneminde olan bir Türkiye çok güzel mesaj verecek. Bu mesaj anında Cenevre'ye uçuyor kardeşim ve Milletler Cemiyeti önce anayasasa bir değişim yapıyor. O başvuru şartının yanına davet yöntemini de ekliyor. İspanya ve Yunanistan önerisiyle Türkiye Milletler Cemiyeti'ne davet ediliyor. Ve bu davette Türkiye Cumhuriyeti icabet ederek 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oluyor değerli kardeşlerim. Bu ilginç bir noktadır. Kulak dolgunluğu olsun. Bunu size en fazla cemiyete üye olmamız neyin göstergesi diye soracaklar. Türkiye'nin barışa verdiği önemin bir göstergesidir diye hatırlayacaksınız. Ben sanmıyorum bunu GK'da yaprak testler çok sorgulamakta. Cemal Hüsnü Taray'ın Türk siyasi tarihinde böyle ön plana çıkan bir özelliği, ehemmiyeti yok. O yüzden ben sorulacağını sanmıyorum ama yazdık, takılma diyorum. Sen cemiyete davet yoluyla üye olduğumu ve cemiyete üye olmamın benim barışa verdiğim önemin bir göstergesi olduğunu hatırla. Yetecek diyorum canım. Canım. Tamam mı kardeşim? 32. Gelemem. Gelemem kardeş. Cemiyete üye olman da biraz sonra konuşacağız. Boğazlar sorununu lehimize çözmemizi kolaylaştıracaktır. Gel şimdi. 1934, yemişim 9 Şubat'ını. 1934, Balkan Antantı. Balkan Antantı, Balkan devletlerinin oluşturduğu, Türkiye'nin öncülüğünde oluşturduğu bir bölgesel güvence, bölgesel işbirliği antlaşması. Kime karşı? Bağıra çağıra gelen Hitler nazizmine, Nazilere karşı. Bağıra çağıra gelen İtalyan faşizmine,
faşizmine, Mussolini'ye değil mi? Bu iki devletin yayılmacı siyaseti, Nazi Almanyası ve faşist İtalya'nın yayılmacı siyasetine karşı Balkanlar'da, aha da görüyorsunuz, bu dört devletin oluşturduğu bir savunma işbirliği antlaşması, Balkan Antantı değerli kardeşler. Bakın, bir çember çiz. Çemberin merkezi Bulgaristan. Boş değil mi? Bu çemberin etrafında dört tane devlet. Kuzeyde Romanya, batıda Yugoslavya, güneyde Yunanistan, doğuda Türkiye. İster tayyar diye kodla, ister bu harita gözüne girsin kardeşim. Ben biliyorsunuz haritacıyım ve sizleri coğrafya fakiri olmamaya davet ediyorum her daim. Bulgaristan yok burada. Bir, iki, Arnavutluk yok. Arnavutluk yok. Bu iki devlete dikkat kardeş. Kardeş. Bulgaristan. Bulgaristan. O Birinci Dünya Savaşı'nda Nöyi antlaşmasıyla topraklar kaybeden, o Nöyün intikamını kaybettiği toprakları geri almak isteyen Bulgaristan, Yunanistan'la ve Romanya ile problem yaşayan Bulgaristan katılmayacak. Yine İtalya'nın nüfuzu ve etkisi altında olan Arnavutluk, yayılmacı İtalyan siyasetinin bir piyonu olan Arnavutluk, hakeza bu Balkan Antantı'na katılmayacak değerli kardeşlerim. Bu boyutta dikkat etmenizi önerdim. Hangi devletler var, hangi devletler yok. İçeriye takılma. İçeriye takılma. Yani biz birbirimize pislik yapmayacağız. Bu kadar. Biz birbirimize pislik yapmayacağız. Kardeşim, olayın özü bundan ibaret. Balkan Antantı batıda. 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 Doğuda Sadabat Paktı. İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Sadabat Sarayı'nda yapılan bir pakt. Hakeza yine özellikle İtalya'nın Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da yayılmacı siyaseti nedeniyle bu Mısır'ın altı olan Habeşistan bölgesini işgal ederek Orta Doğu'ya adım atan İtalya'ya karşı Orta Doğu ülkeleri Sadabat Paktı'nı kuruyorlar. Evet, harita görüyorsunuz. Harita, Türkiye'yi merkeze koydun, git doğuya doğru Irak, git doğuya doğru İran, git doğuya doğru Afganistan. Burada en çok şu karışıyor, Pakistan var burada biliyorsunuz ama Pakistan aslında burada yok. Niye yok? Pakistan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de kuruluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu dönemde Pakistan diye bir devlet yok. O yüzden böyle bir oluşumda Pakistan'ın yer almasını bekleyemezsiniz. Doğu dediğimiz zaman hemen güneydeki Suriye var değil mi? Suriye komşumuz. Suriye de yok, bak görüyorsunuz. Neden Suriye yok? Evet, Hatay. Hatay. Hatay mevzusu nedeniyle Suriye Sadabat Paktı'nda yer almayacak. Dikkat etmenizi öneririm. Niye yok? Hatay nedeniyle. Peki hocam, Sadabat'ta ne var? Sadabat'ta ne var? Bir cacık yok. Birbirimize pislik yapmayacağız. Bu kadar. Birbirimize pislik yapmayacağız. Bu kadar. İkinci Dünya Savaşı öncesi Doğu sınırlarının güvenliği için oluşturulan bir İşbirliği anlaşması Sadabat Paktı. Tamam mı canlar? Şimdi kardeş, son 20 saniye bitiriyor ve hemen 2 dakika sonra geliyorum, tamam mı? Hemen geliyorum. Bu mevzuyu bir yarım saat daha işimiz var, tamamlayacağız bu akşam. Var mı az soru? Yok. Az sonra beraberiz. Haydi bakalım.